Merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 15 Mart 2020 Pazar günü. Her zaman olduğu gibi genel değerlendirmeleri yapmak için sizlerle birlikteyim. Bir önceki videolarımızda izlediğiniz üzere endeksle ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Ve bu durumdan sonra da neler olabileceğini bu önümüzdeki haftalar için şu şekilde bir göz gezdirelim. Şimdi normal şartlarda şu kanalın bozulmadığı sürece endekste toparlamanın çabuk olma ihtimalini belirtmiştik. Yani 100 bin e, psikolojik desteğinin kırılmadan ne kadar tuturabilirse o bölgeden aşağılara çok fazla gitmeyebilir demiştik. Fakat 100 bin desteğinin kırılmasından sonraki düşüş e, devam ettiği için şu anda 100 bin bölgesi önemli bir direnç konumunda çalışacak. Tabi burada bu bölgede tutunabilmesi için de Aşağılara daha fazla düşmemesi gerekiyor. Düştüğü sürece en altta bulunan bölüme kadar, yani 83 bin bölümüne kadar çift dip ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Neden? Çünkü şu bölgedeki boşluk ve bu bölgedeki dip bölümünün yani altına düşüş yapıp kapanış yapmaması gerekiyor demiştik. Tabi şu an için endeks bu bölgenin yani e, 93 bin bölgesinin altında kapanış yapmadı ve o bölgeden e, Perşembe günü o bölgede tutundu Cuma gün içinde e, güzel bir tepki verdi yani şu an için güzel görünüyor neden en azından bu bölgede tutunma çabasını göstermiş oldu bir de tabii ki burada Yapmış oldukları, şu bölgedeki tutummadın durumundan dolayı, yani normal şartlardaki bu bölgenin kanal olarak çalışma ihtimalini bir önceki videomda da belirtmiştim. Ve o bölgede oluşan şu kanal da güzel bir şekilde çalışmış oldu, şurada görmüş olduğunuz gibi. Yani o bölgeye yaklaşınca tepki geldi. İşte bu kanal şurada görmüş olduğumuz e, bu kanal bu kanalı bir belirtelim yani bir kalınlaşsın ona göre de yani o kanalın önemi artık bundan sonraki bizim endeksin e, durumunu belirleyecek kanal durumunda olacak. Yani şu görmüş olduğunuz kanal e, 100.850 ve 91.100 100.850 direnç bölümünde önümüzdeki günlerde çalışacak ve 100.850'nin üzerinde kapanış yapabilirsek günlükte bu bölge destek olduğunu ispat edecek. Yani 91.000 bölgesi destek olmuş diyebileceğiz ve oradan yukarıya bir yükseliş tekrar ama şu kanalda tabii ki önümüzde direnç olarak yani şu yükselen kanalın üst bölgesi yani alt bölgesi bir direnç olarak önümüze çıkacak tabii ki. Oradan sonraki durumlar tekrar değerlendirmek gerekecek. Ama bizim için şu andaki en önemli nokta önümüzdeki hafta içerisinde bu 91.100 bölgesinin aşağıya mı kırılacak yoksa ki yukarıdaki 100.850 direncine takılıp bu kanalın içerisinde yatay mı yapacak? Tabii ki indikatörler şu an için yani negatif durum gösterse de yani buradaki en önemli nokta e, indikatörlerin negatif duruma geçmesi O biraz sıkıntılı işte onu, onların e, yani pozitif duruma artı duruma geçmesi için bu 100850 bölgesinin üstünde kapanışlar gerekiyor. O yüzden Pazartesi günkü işlemler ve özellikle bana göre e, çarşamba günkü işlemlerde, Dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Yani dikkatli olmanızda fayda görüyorum derken 100.850'nin üzerine çarşamba günü için çıkış yapıp kapanışlar gerçekleşirse o zaman için geriye düşüş ihtimali belirirse ondan sonra tabii ki bu bölge 91.000 bölgesi tutmayabilir. Veya pazartesi gün açılış 91.000'in altında olursa o zaman normal şartlarda işte şu 83 bin bölgesinden önce sadece ve sadece şu bölümdeki 85 bin, 86 bin destek bölgesi kalıyor. 86 bin destek bölgesi kırılırsa 83 bin, 83 bin bölgesinde çift tip, buradaki çift tip hatta şu bölgeyi de sayarsak üçlü bir dip durumu söz konusu olur. Üçlü bir dipten sonra daha aşağısı söz konusu olursa Yeni değerlendirmeler yapmak lazım. Ama o durumdan sonraki tabii ki değerlendirmeler çok farklı olabilir. Çünkü şu yükselen ana kanal tamamıyla bozulmuş olacak ve bu süreç o zaman uzun bir duruma geçmiş olacak endeks için. Tabii ki dediğim gibi indikatörler şu an için normal şartlarda pozitif duruma geçmesi için 100 bin direncinin yukarıya kırılması gerekiyor. 100 bin direnci yukarıya kırılmadığı sürece benim için pozitif durum meydana gelmez. Bunu belirteyim. Yani şu andan sonraki durum her ne kadar tepki maniyetinde kalsa da o noktayı dip oluşturmak için yapılan bir durumsa o zaman güzel sayılabilir. Çünkü en azından şu kanal olmadıysa bile burada yani şu kanal bu şekilde çalışmadıysa e, netice itibariyle şu bölgede sarkma gibi olsa da şimdi burada bu kanalı burası dip noktası oluşturursa yukarı 100 bin bölges kırsa en azından şöyle bir kanal daha olmuş olacak biraz uzamış olacak buradaki yukarıya gitme bölümümüz o sadece o olmuş olacak yani tabii ki bu bölgelerin altlarına doğru sarktığımız zaman e, işte Tekrar 83 binlere girip çift tip yaparsa buradaki süreci biraz daha uzatmış olacak yukarı gitme durumlarını ee, sadece o olmuş olacak. tabi sizler benim yayınlarıma katılıp kanalıma abone olduysanız normal şartlarda e, benim e, canlı yayında YouTube canlı yayında belirttiğim şu günden sonra e, stop yapan arkadaşlar. Tabii ki biraz daha avantajlı durumdalar nakitteler, nakitte oldukları için de bugün yani bu hafta yapılacak işlemlerin gene kısa satlar olarak değerlendirilmesi lazım. Bana göre 100800'den sonra 100800 üzerinde 100500'ün üzerinde kapanışlar gerçekleşirse ondan sonra biraz daha taşınabilir duruma geleceği için, o duruma dikkat etmek lazım. Bakın şu kanal şu an için en önemli şekilde çalışan bir kanal durumunda ama burada yükselen kanal durumundaydı. Şimdi e, düzeltmeden ziyade düşen bir kanal durumuna gelmiş oldu bu bölüm. Yani buradan yapılacak en yani normal şartlarda yapabileceği e, bu düşüşten sonraki burayı dip yaptıysa bu bölgeye doğru bir 100 bin bölgesinin üzerine doğru bir hareket etmek isteyebilir. İşte en başta söylemek istediğim olay bu 100 binden sonraki olayda indikatörler bir nebze pozitif duruma geçer. Fakat burunanın altına düşüş olduğu sürece yani buradan tekrar bir düşüş gelirse o zaman tamamıyla negatif duruma geçme ihtimalini her zaman için göz önünde bulundurmanız lazım diyerek endeksle ilgileri düşüncelerimizi bu şekilde belirtmiş olalım. Endeksin hemen arkasından değerlendirmeye aldığımız her zamanki gibi altının onsu. 10'su. Altının onsunda daha önceki videolarımda belirttiğim 1565 bölgesindeki şu önemli destek kırılmış oldu. Ve tabii ki altının onsu da negatif duruma Cuma günkü bu kapanışla geçmiş oldu. Normal şartlarda bu 1565'lerin altında yapacağı kapanışla beraber tabii ki alttaki desteğini test etmek isteyebilir demiştik ve 1495 1500'leri belirtmiştik. Cuma günkü kapanış o bölgede oldu. Yani normal şartlarda da artık altının onsunda 1565 direnç olarak çalışacak ve tabii ki şu kanalı da normal şartlarda yani yükselen kanalı da e, altının onsu da alta geçtiği yani alt bölüme geçtiği için o da yükselen kanalından uzaklaşmaya başlamış oldu. Bu 1494'ü e, aşağıya kırış, kırarsa o zaman daha aşağıdaki bölüme doğru yani şuradaki desteğine doğru çekilmek isteyebilir. O yüzden e, altının onsundaki o 1500 desteği çok önemli konuma geçmiş oldu. Çünkü oradan sonraki düşüş bölümü şu yükseliş kanalından aynı endeks gibi uzaklaşmaya başlayacak. Ve o zaman 1420'lere kadar altının olsun da bir düşüş gelmiş olacak. Her ne kadar o bölgeye gelse de bana göre normal şartlarda en önemli bir önceki videolarımda belirttiğim o 1420 desteği, 1425 desteği gayet önemli bir destek konumunda. Ne kadar da olsa test edilebilir konumda ama o bölgeyi aşağıya kıracağını sanmıyorum. Çünkü o bölgenin altı derinleşen bir düşüş durumuna geçer. Buradaki e, bu kanal tamamıyla e, bozulmuş olur ve bozulduğu için de bu yükseliş kanalından artık tamamen dışarı çıkmış olur 1420'den sonra. Şu an için şu yükselen kanalın e, bir düzeltmesi konumunda altının onsu. Yani şu kanalın şurada görmüş olduğunuz kanalın bir düzeltmesi konumunda. O yüzden 1420-1425 bana göre önemli noktalardan bir tanesi. O bölgenin aşağı kırılması şu yükselen kanalı bozar. Ve o yüzden de altının onsu düşüşe geçebilir ki o düşüşün derin bir düşüş olma ihtimali olabilir. Çünkü Altının onsunu bir önceki videolarımda belirttiğim Amerikan hazine bonolarına e, bir dönüş ihtimali bahsetmiştim. E, çünkü e, Amerikan hazine bonoları artık dip noktaları oluşturmaya çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Şu anda bu bölgeyi destek yaptı e, Amerikan hazine bonoları. Yani burası artık e, 0.30 noktası destek konumunda. Çünkü şu yükselişle beraber bu bölgeyi artık tamamıyla destek yapmış durumda Ancak burada destek yaptıktan sonra tekrar çift tip için geri gelme ihtimalini her zaman için göz önünde bulunduğumuz normal şartlardaki şablon durumuyla bu bölgenin yani şu bölgenin 140'ın üzerine çıkamadığı sürece kapanışlar yapamadığı sürece burada tekrar yeniden çift tip için e, gelme ihtimali olabilir İşte o da e, yani bu her ne kadar 14, e, 140'lara kadar gitse bile e, oradan geri dönüp çift tip yapma ihtimali olabilir Bu da altının olsun o bin e, yani 1420'lerin altına düşürmeden tekrar bu bölgeye geri dönüş yaparsa altının olsun da o bölgeden yukarı dönüş yaparak tekrar yukarılara gitme ihtimali belirebilir buradaki bu bölge çift tip değil de kırılma meydana gelirse o zaman altının onsu daha yukarıki hedeflere gitme ihtimali belirebilir ancak. Evet, dolara değinelim. Ee, dolara değindikten sonra gram altındaki durum ikisinin durumundan beraber sadece kısa bir destek direnç noktası gram altında da veririz. Evet, dolardaki durumda normal şartlarda cuma günkü kapanış her ne kadar yani bu dirençte olsa da çok az da olsa, e, yukarıdaki bölümde yani dirence deyip az bir üstünde yani çok az bir e, nüans gibi üstünde kapanış yaptı. Ama e, normal şartlarda tabii ki e, dirence takılmış oldu. Üstünde kapansa da e, o bölgenin yani 6 35 bölgesinde kapanışlar yapması gerekiyor ki bu kanalın dışına çıkmış olsun dolar. Yani şu an için daha bu kanalın dışına çıktı varsayımı olmayabilir. Pazartesi günden sonraki kapanışlar şayet bu bölgenin üzerinde olursa, o zaman dolar 650 hedefine doğru büyük ihtimalle gitmek isteyebilir. Ama şu an için normal şartlarda halen daha bu kanalın dışına çıkmış sayılmaz. Çünkü buradan en ufak bir geri çekilme tekrar 6 10 bölgesine geri çekilme gelebilir. E, pazartesi salı gün için bu bölgenin üzerinde kapanış yaparsa 6 30 bölgesinin üzerinde kapanış yaparsa o zaman bu kanalın dışına çıkmış olduğu için 650 50 6 55 bölgesine doğru bir yükseliş gelme ihtimali olabilir. Kısaca e, bu haftaki değerlendirmelerimiz bu şekilde. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. WhatsApp içinde irtibat kurmak isterseniz borsadabilinci.com adresinde oluşturduğumuz bir form var. Bu formu doldurarak gönderirseniz WhatsApp irtibatı için e, direkt mail olarak gelmiş olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar, saygılar, bol kazançlar.